İstanbul gerçekten önemli bir toplantıya şahit oldu dün. Yani 7 Temmuz 2023, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kere Erdoğan'ın Ukrayna topraklarında Lviv'de kendisiyle buluşması ile yüz yüze görüştüler. Fakat sayısız defalar telefonla görüştüler. Aralarında karşılıklı güvene dayanan bir ilişki olduğu çok belli olan iki karakterler. Ve Zelenski son olarak NATO zirvesi öncesi çıktığı işte Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ziyaretlerinin devamında İstanbul'a geldi. Ve Cumhurbaşkanı ile çok verimli bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Fakat burada benim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ilkeler düzeyinde Ukrayna Savaşı'na nasıl baktığını dünya kamuoyuna net ve hiçbir soru işareti barındırmadan aktarmasıydı. Çünkü bu Erdoğan için önemli bir fırsattı. Erdoğan birçok açıklama yapabilir Ukrayna ile ilgili, birçok konuşma yapabilir. Fakat Zelenski gibi bir karakterin yanında oturduğu bir İstanbul zirvesinde yapacağı konuşmanın detayları ve izleyeceği rotanın bütün dünyada manşetlere konu olacağını bilerek orada oturur Erdoğan. Yılların devlet adamı. Nitekim bu sınavı güzel verdiğine inanıyorum. Açık konuşacağım. Çünkü Erdoğan Zelenski'nin yanında öyle bir cümleler seçti ki Batı'da Türkiye'nin aleyhine manevra çevirmeye çalışan, efendim bunlar NATO üyesi mi? Ama esasında Putin'in en yakın adamları falan diyen bu İsrail lobisi var biliyorsunuz. FETÖ'cülerle birlikte Washington'u karıştıran Rum Yunan lobisi, Ermeni lobisi bunlara bire çıkıyorlar çıkıyorlar. Washington'da diyorlar ki işte iki tane Putin'in arkadaşı var. Siz onları destekliyor. Kim oğlum onlar? Biri Azerbaycan'dan İlham Aliyev, öbürü de Türkiye'den Erdoğan. Bu ikisi esasında Batı yanlısı falan değil. Erdoğan ve Türkiye'si asla adam gibi NATO üyesi değil. Bunlar Putin'in adamları. Böyle laflar ediyorlar. Niye? Türkiye'ye verilen yardımlar ortadan kalksın, ekonomik şeyler olsun falan. Şimdi bakın Erdoğan bütün bunlara tek bir toplantıyla cevap verdi. Bundan sonra artık bununla ilgili konuşmanın bir anlamı kalmadı. Ne dedi? 500. gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirlemeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Yani diyor ki ben Ukrayna halkının bağımsızlık ve toprağını savunmasına sonuna kadar saygılıyım kardeşim. Bir. 2014 Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Ukrayna ile olan dayanışmamızı siyasi, ekonomik, insani ve teknik alanlarda verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Yani sorgusuz, sualsiz, amansız, fakatsız ben bu devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyorum. Kırım'ın ilhakını da kabul etmiyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Bu büyük cümle. Her yerde manşet. Her yerde manşet. Yani öyle böyle değil. Rus medyasında da çok soğuklar Ruslar bu cümleye. Bu çok önemli. Niye? Çünkü bu savaş niye başladı arkadaşlar? Bu savaş Ukrayna NATO'ya üye olacak diye başladı. Yani Rus lider Vladimir Putin bu savaşı başlatırken bir tek esas hedefi vardı. Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğini
yer ile yeksan etmek. Derdi buydu. Ama o kadar başarısız bir iş yaptı ki bütün bir 20. yüzyıl boyunca tarafsız kalmayı başarmış, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'nun kapısına yığdı. Şimdi Erdoğan diyor ki şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Bu cümle direkt Rus lidere meydan okumadır. Meydan okuma. Yani ben senin Ukrayna'nın ve NATO'nun açık kapı politikasına dönük bu savaşını kökten reddediyorum demek. Kökten. Yani senin Ukrayna'nın NATO üyeliğine karışma hakkın olduğuna da inanmıyorum. Bitti. Konu kapanmıştır. Ve gerçekten bu Rus medyasında da manşet ve sessiz manşet. Hani çok yorumlamamaya çalışmışlar falan ama ben yarından itibaren Rusya'dan bazı gelişmeler, bir yorumlar bekliyorum. Dmitri Peskov dedi ya Erdoğan Ağustos ayında Putin'i bekliyoruz diye. Hemen sormuşlar Kremlin sözcüsüne. O da diyor ki Erdoğan Putin yüz yüze görüşmesi mümkün olabilir ama bunun için herhangi bir tarih tespit edilmedi. Şimdi bu cümle var ya, ben Peskov artık 1000 yıldır tanıdık, akraba gibi olduk. Bu cümle şu, yani Erdoğan'ın o açıklamasından sonra Putin Türkiye'ye gider mi gitmez mi bir bakacağız demek. Öyle, öyle yani resmen buna bir bakacağız anlamına geliyor. Baksın ama bence Erdoğan burada doğru yaptı. Erdoğan Batı'ya da döndü, dedi ki bakın İsveç yüzünden habire üzerime geliyorsunuz. Ben Finlandiya'ya bir şey demedim, aldım. Ukrayna'nın NATO üyeliğini birçoğunuz desteklemiyor, ben destekliyorum. Demek ki benim İsveç hassasiyetim NATO karşıtı, Batı karşıtı bir hassasiyet değil kardeşim. Siz de bana saygı göstereceksiniz. Bunu dedi burada. Gerçekte durumda böyle. Yani Türkiye, dünyada hiç kimse Erdoğan yönetimine veya Türkiye'ye arkadaş sen NATO'yu engelliyorsun diyemez. Finlandiya'yı aldırdık. Finlandiya NATO üyesi ve birçok Avrupalı ülke şimdi sırası mı derken Erdoğan diyor ki Ukrayna NATO'yu hak ediyor. Çok önemli şeyler bunlar. İkinci hassas nokta, bunu Kremlin kesin not aldı, kesin. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Erdoğan diyor, Kırım Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Kırım Türkleri Ukrayna ordusu saflarında canla başla mücadele ediyorlar. Ha. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Na 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 na. Bu da şu demek. Savaş biter. Ukrayna bu işi hallederse Kırım Yarımadası'nda Tatar özerk yönetimi güçlü bir şekilde Türkiye'nin desteğinde ve belki de garantörlüğünde yer alacak demektir. Şimdi bu Kremlin'in en hassas noktalarından biri. En hassas nokta. Çünkü çok sayıda Tatar siyasi tutuklu var orada. Ve Putin Erdoğan ilişkisi o siyasi tutukluların kurtulmasına izin vermiyor. Yani bunlardan biri Neriman Celal mesela, 2021 yılından beri hapiste, daha öncesi de var. Yani değerli bir Türk aktivisti, milliyetçi, Tatar hakları için mücadele eden bir adam. Ne Türkiye kurtarabiliyor ne bir başkası kurtarabiliyor. Orada büyük bir hapishanede cezasını çektiği söyleniyor. Şimdi bir yandan Ukrayna'nın NATO üyeliği, öbür yandan Kırım Tatarları ile ilgili mutabakat. Yani Putin gelir mi gelmez mi, gelirse de nasıl gelir, nasıl gider, onların hepsini ayrı bir soru işaretine dönüştürür. Çünkü bence
Erdoğan bu dünkü Zelenski buluşması ve devamındaki açıklamalarıyla hem Batı'daki başkentlere hem de Kremlin'e çok sert mesajlar verdi. Bu mesajlarını Erdoğan'ın destekliyorum. Açıkça söyleyeyim. Yani karşı olduğum zaman rahat konuşuyorum da desteklediğim zaman konuşamayacağımı zannediyorsunuz. Alın işte, destekliyorum. Hoşça kalın.